Evet, şimdi arkadaşlar sizlere uygulamalı bir şekilde STM32G0'ın ADC dönüştürücüsünden biraz bahsedeceğiz. Öncelikle donanımdan biraz bahsedelim, ondan sonra yazılım kısmına geçebiliriz. Şimdi daha önceden bir dokümanımız vardı. Bu dokümanımız STM32F serisi için hazırlanmıştı. Şimdi G serisi için bir doküman hazırlayamadım ancak iki dokümanın da ortak noktaları var. Bu ortak noktalarını beraber okuyalım diye iki dokümanı birden açtım. Aslında bir tarafta STM32G0'ın referans manuelü var. Diğer tarafta da ise yine STM32F1'in referans manuelinden işte Türkçe çevrilmiş kısımları var. Burada şöyle bakacak olursak her iki mikro denetleyicide aslında 12 bit analog dönüştürücü bulunmaktadır. Burada 19'a kadar çoğaltılabilir kanal sayısı ve 16 harici ve 3 tane de dahili kaynağı ölçebilir niteliktedir. G0'dan bahsediyoruz. Analog bir watchdog özelliği uygulamalar içerisindeki voltaj seviyesinin belirli bir seviyenin altında ya da üstünde olup olmadığını kontrol eder. Yine çok etkili, verimli bir düşük güç modu vardır ve çok düşük frekanslarda çalışır ve güç tüketimi oldukça düşüktür. Burada çok bir hardware oversampler dediğimiz bir donanımlı ön ölçekleyici, örnekleyici var. Burada performansı iyileştirmek için. Yine şöyle özelliklere bakacak olursak aslında hemen hemen aynı şu temel özellikleri 12 bit çözünürlükte 0.4 mikrosaniyelik 12 bit çözünürlüğe sahip. Dolayısıyla buradaki 2.5 mega sample per second 2.5 mega sample per second yani 2.5 milyon örnekleme alabiliyor. Faster conversion time çok hızlı dönüşüm zamanı var. Çok oldukça düşük güç tüketimi var. Kendi kendini kalibre edebilir, programlanabilir örnekleme zamanı var. Data hizalaması var, DMA desteği var. Düşük güç modu var. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi 0.4 mikrosaniye conversion time'ı yine P-Clock ne olursa olsun bu modda kendisini örnekleyebilir. Yine bekleme modu var. 16 tane harici analog girişi var. 16 tane harici analog girişi var. Bir tane dahili sıcaklık sensörü var. Bir tane referans voltaj girişi var. Bir tane harici VBAT yani batarya izleme sistemi var, pini var. Yine burada software ile başlatma, hardware ile trigger etme, conversion modları var. Burada tek kanal veya sıralı kanalların dönüşümleri gerçekleştirilebilir. Tek mod dönüştürme seçildiğinde bu yapılabilir. Continuous mod sürekli olarak çevrim seçilebilir. Discontinuous dediğim süreksizlik mod aktif hale gelebilir. Analog bir bekçi köpeği sistemi izler. 16 bitlik data sample üzerinde bir oversampler aşırı örneklemesi tutulur. Yine 8 bite kadar programlanabilir datası var. Yine ADC beslemesi, besleme girişi 1.62 ile 3.6 volt arasını arasında beslenir gibi şeylerimiz var. Şimdi burada bakacak olursak aslında STM'e göre yani aslında benzerlikleri de var. Sadece burada sadece kurgulandığı bir durum var. O da şöyle. Şuraya bakacak olursak. Şimdi buradan bir A0 ile 11, 15 ile 18 arasında bir ADC girişleri var. Bir ADC girişi ADC sayısına göre değişir. ADC 1 veya ADC 2'ye göre değişir. Daha sonra burada bir giriş seçim ve tarama kontrol sistemi var. Bu tarama kontrol sistemi içerisinde VBAT yine internal reference ve internal voltage sense tanım algılamaları var. Sonra buradan ADC'nin başlatılması, durdurma kontrol işlemleri var. Burada bunlar software trigger ile gerçekleştirilebilir. Veyahut hardware olarak da yapılabilir, durdurulabilir. Yine timerlarla sürülebilir.
Şöyle baktığımız zaman referans voltajına bağlanarak burada bir supply reference, bu beslenen güç kaynağının referans voltajının belirlenmiş olduğu nokta, örnekleme için daha doğrusu verilen nokta var. Burada oversampling register'lar var ve yine çıkışlar var. Çıkışlarda burada nerede çıkışlarımız var? Şöyle bakacak olursak. Şurada seçeneklerimiz var. Overrun mode, align mode gibi seçenekler var. Dolayısıyla bu aslında donanımınla ilgili bir bize bilgi veriyor. Çok şu anda belki anlaşılması uzun gelebilir, biraz zor gelebilir. Ancak genelde kullanılan pinler şöyle VDDA var. Yani Input Analog Power Supply. Bir Analog Power Supply'ımız var. Burada pozitif referans voltaj seviyesi belirlenir. Bir de VSSA var. VSSA Ground for Analog Power Supply. Bir güç sağlanan güç kaynağı için bir GND bize sunar. VREF Plus. Burası Input Analog Reference pozitif. Dolayısıyla karşılaştırma işlemini yaparken bir referans voltaja ihtiyaç var. Yani elimizde bir voltaj var ve bir referans voltajla karşılaştırarak arasındaki farkları alarak alıyor sistem. Bu yüzden higher pozitif referans voltaj for ADC, yani yüksek voltaj seviyesi, daha yüksek pozitif voltaj seviyesini bize belirtir. Bir de analoglarımızın giriş portları ve pinleri var. Bu da ADC in X diye bir port. Internal inputlar, outputlar var. Buraya biraz hızlı geçmek istiyorum. Harici triggerlar var. Timerlarla biraz önce beraber çalışıyor dedik. Timerlardan trigger edilir. Ya da XCI 11'den trigger edilebilir. ADC XCI 11 pininden trigger edilebilir, sürülebilir, çalıştırılabilir. Zaten içeride bir software ile çalıştırıyoruz. Ancak harici olarak XCI 11 pininden de sürülebilir. ADC voltaj regülatörü var. Bu kendi iç yapısı ile ilgili bir bilgilendirme. O yüzden buraya geçiyorum. Analog Reference from Power Control Unit. Burada güç kontrol ünitesinden analog referansı bize veriyor. Calibration, ADC Calibration, Self Calibration özelliği var dedik. Self Calibration özelliğiyle kendisini referans voltaja göre durumunu kalibre edebiliyor. Böyle bir özelliği var. Yine software calibration prosedürleri var. Bunlar register'ları konfigür ederek gerçekleştirilir. Yine calibration factor forcing software prosedür. Bu kalibrasyon faktör zorlamasını yazılımsal prosedürünü bize anlatıyor. Burayı biraz geçiyorum. Evet. ADC clock mod. Şimdi ADC, ADC has a dual clock domain architecture. G0'daki ADC bir çift dual clock, yani saat domaini mimarisine sahiptir. Bundan dolayı ADC asenkronüs bir clockla, saatle beslenebilir. Neden bağımsız olarak? APP clock'tan, yani APP köprüsünden bağımsız olarak beslenebilir. Dolayısıyla şurada bir asenkronüs clock'umuz var. Bir de aynı zamanda P clock demiş olduğumuz ana köprü saatinden de beslenebiliyor. Burada ne yapıyoruz? Clock'umuzu bir ölçekliyoruz. Burada APP interface var. Burada clock mode register'ların konfigürasyonları var. Burada bölerek analog ADC clock'un yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz bunun register'ları nasıl yapabileceksiniz? Bunu bize anlatıyor. ADC connectivity nasıl olmalı? ADC connectivity arkadaşlar zaten harici olarak pinden ADC bağlandıktan sonra içeride bir voltajın girişlerimiz var ve bu voltajın girişlerimiz yazılımsal olarak kanal seçimine göre aktif hale getirilir. Kanal seçimi gerçekleştirilen ADC'nin şuradaki içerideki anahtarlaması gerçekleştirilerek voltajın okunması sağlanır. Bir ADC'yi konfigür ederken ADC'nin enable bitini ve control register'ındaki enable bitini aktif hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla ADC öncelikli olarak aktif hale getirilmeli. Burada yazılım
ADC start ve ADC ADD IS bitleri bu ADC kontrolcüsünün içerisindeki aktif hale getirildikten sonra gerçekleştirilir. ADC gerçekleştikten sonra kanal seçimi yapılır. Channel selection, scan direction gibi kanal seçimleri yapılır. Sonra istersek içerideki bir dahili sıcaklık sensörümüzü kurabiliriz. Programlanabilir örnekleme zamanları var arkadaşlar. Programlanabilir örnekleme zamanları nedir? Burada biz buna T conversion diyoruz. Dönüşüm başlamadan önce, ADC farklı voltaj kaynakları arasındaki bağlantıdan doğrusal olarak farklı voltaj kaynakları arasında doğrusal bir iletişim kurar. Ne için? Bu ikisi ADC'nin örnekleme kapasitörünü, gömülü örnekleme kapasitörünü ve ölçülen voltaj kaynağının arasında bir bağlantı kurabilmek için. Bu örnekleme zamanı input voltaj kaynağı için yeterli olmalı. Yeterli olmak zorunda zaten. Yine burada programlanabilir örnekleme zamanları verilmiş. Mesela burada demiş ki örnekleme zamanı artı 12.5 çarpı ADC clock cycle. Bir ADC clock cycle'ımız var. Örneğin 2.5 MHz. Buna örnekleme zamanını ekliyoruz. Örnekleme zamanı üzerine 12.5 cycle daha ekleyerek ADC clock cycle ile çarpıyoruz. Örneğin demiş 16 MHz ve bir örnekleme zamanı 1.5 ADC clock cycle olursa 1.5 artı 12.5 eşittir 14 ADC clock cycle. Bu da eşittir 0.875 mikrosaniye karşılık geliyor. 0.875 mikrosaniye karşılık geliyor. Bu bir ADC'nin örnekleme hızından bahsediyor. Tekli çevrim. Burada tekli çevrim continuous eşittir 0 modudur. Tekli çevrimde arkadaşlar ADC sadece bir dönüşümde tek bir işlemi gerçekleştirir. Bütün kanallardaki dönüşümleri gerçekleştirir ve çıktı verir. Bu mod CONT yani continuous eşittir 0 ve continuous eşittir 0 konfigürasyonuyla gerçekleştirilir. Continuous conversion mod sürekli dönüşüm modudur. Dolayısıyla belirli bir kanaldaki dönüşümün sürekli hale getirilmesi için yani triggerlarla sürekli hale getirilmesi için kullanılır. Bu ne anlama gelir? Sürekli olarak ADC'den veri alacaksanız bir kereye mahsus değil de sürekli yapacaksanız bunu kullanıyoruz. Conversion'un başlatılması burada conversion'u zaten biz ADC start diyoruz. Fonksiyonu birazdan göreceğiz. ADC start dediğimiz zaman otomatik olarak ADC dönüşümünü başlamış oluyor. ADC'nin bakın clock yapılandırmasını ayarlıyoruz. ADC enable diyoruz. Sonra continuous modunu seçiyoruz. Continuous modunu seçtikten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi örnekleme zamanında ayarladıktan sonra artık dönüşüm işlemi gerçekleştiriyor. Bunun için bir ADC conversion by setting AD start eşittir 1 diyerek başlayabiliyoruz. Bunun devamında tabi detaylarımız var ama ben genelce kabaca başlıkları size göstereceğim. Peki burada timing dediğimiz bir ADC'nin bir dönüşümü 0.875 mikrosaniye nasıl karşılık geliyor? Ona bir bakalım. Bunun için zamanlama grafiğinde analog dijital dönüşüm zamanlama grafiğine bir bakmamız lazım. Burada ne var? Bir kere ADC'nin state durumu var. Analog channel'ımız var. Hangi channel'dan işlem yapacaksak. Bir de internal SH değerimiz var. ADC start yine end of sample dediğimiz bir kısım var. End of conversion var. Yine ADC data register'ımız var. Şuradan bakalım bir. Diyor ki the elapsed time between the start of a conversion bir dönüşümün başlatılması arasında geçen zaman ve neyle dönüşümün sonuyla arasında geçen zaman ne yapılır toplanır ne olarak bir örnekleme zamanı artı
Successive Approximation Time. Bu başarılı yaklaşık zaman bağımlılığı olarak toplanır. Ve şöyle bir şey elde edilir. T conversion eşittir. T sample artı TS successive approximation time. Bu da 1.5 çarp 1.5 artı 12.5. Bu 12 bit demekmiş 12.5. Artı A çarpı ADC clock. Örnek olumu vermek gerekirse buradan 42,9 nanosaniye olarak belirtirsek zamanı ve 357.1 nanosaniyede successive approximation time dersek ve bunu zamanla 12 bitlik ADC'de zamanla çarptığımız zaman 0.400 mikrosaniye olduğunu görüyoruz. Bu da 400 nanosaniye yapmış oluyor. Şöyle bakacak olursak önce bir örneklem alır, kanaldan bir örneklem alır. Kanaldaki örneklemeyi dönüştürür. Dönüştürdükten sonra şurada tekrar data register'ına dönüştürmüş data register'ına bir taraftan yazar, bir taraftan tekrar yeni bir dönüşüm işlemini bir daha başlatır. Genel şeyimiz bu. Data register'a yazar. Süreksizlik durumu fast conversion modu var. Burada çok hızlı bir ADC çözünürlüğünü düşürerek çok hızlı dönüşümler elde edilebilir. Bunun için işte 12'den 10, 8, 6 gibi dönüşümlerle çok hızlı sürelerde dönüşüm gerçekleştirilebilir. Çok düşük sürelerde daha doğrusu. Evet, burada zamanlamayla çözüm arasındaki ilişki var. Burayı çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi dataların hizalanması var. Datalar 8 bit olarak 8'er bit 8'er bit tanımlanmış. Burada tabi hizalama 32 bit. Her bir dönüşümün sonunda burada bir end of conversion olayı meydana geldiğinde dönüştürülen datanın sonucu ADC data register'da saklanır. Ne olarak? 16 bit değer olarak. ADC data register'ının formatı data hizalamaya ve çözüme konfigür edilmiş data hizalamaya ve çözüme bağlıdır. ADC overrun var. Yani aşırı çalışması var. Buraları DMA özelliğimiz var. Aslında DMA'yı ADC'den sonra göreceğiz. Çünkü DMA'nın ne olduğunu bir çevre bilimiyle beraber görmemiz lazım. DMA'nın ne olduğunu görmezsek direkt oradan gördüğümüzü belki anlayamayabiliriz. Çünkü her bir çevre biriminin DMA özelliği var. Ve farklı DMA yapılandırması var. O yüzden ADC'yi bir temel seviye göreceğiz. Ondan sonra DMA'yı görüp tekrar ADC'yi DMA ile kontrol edeceğiz. Düşük güç tüketim özellikleri var. Yine otomatik kapanma modu var. Var. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Yine bir analog watchdog var. Burada çok fazla zaman kaybetmeden öncelikli olarak bu uygulama tarafına bir geçelim. Uygulama tarafına geçerken öncelikli olarak STM32 üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğim. STM32 kübit üzerinde bunları gerçekleştireceğiz. Şuradan açalım. Şimdi şuradaki auto kısmında öncelikli olarak bir ADC nasıl aktif hale getirilir ona bir bakalım. Ondan sonra biz kendimiz konfigür edelim. Şimdi işlemcinin üstünde bir ne var dedik? Bir sıcaklık sensörü var. 16 tane kanal var. 3 tane de sıcaklık var. F1 ama seninki. Yok yok. Potansiyometre mi? Olabilir. Onu kullanabiliriz. Olur. Tamam. LDR'i de var. Onu da kullanabiliriz. Evet. Şimdi buradan şuradan analogu açalım. Analog ADC'de hangi portlar nerede? Onları bir görmemiz lazım. Input 4 ve input 5 artık rezerve edilmiş. Ancak ondan önce bizim G0'ımızın
Şöyle bir şeyine bakmamız lazım. Data sheet'ine bakarak, evet, bu şeyin data sheet'i. Biz neye bakacağız? Nükleo board'a bakacağız. Nükleo board'a bakalım. Nükleo board'umuzun neredeydi? Pin map'i. Evet, şurada. Şimdi şöyle bakalım, en yakın yerde jumper kablolarla kullanabilecek olduğumuz şuralara bakalım. A0 A1 var mesela şurada hemen. A0 A1 var. Şunu kullanabiliriz. Mesela A0'ı kullanabiliriz. A0'ı kullanmak için iki şekilde kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi, IDE'nin içerisine girdiğimiz zaman şuradan A0'a geliyorum. Diyorum ki ADC1 input 0. Bakın ADC1 input 0 dedim. Otomatik olarak ADC geldi. Sonra bir de temperature sensor channel dedim. Bir tane de temperature sensor channel'ı burada aktif hale getirdim. Bu dahili bir sistem. Burada gözükmüyor. Ancak ADC burada tanımlı. Şimdi bu ikisini açtıktan sonra ADC ile ilgili yapılandırmalarımız var. Nedir bu yapılandırmalarımız? Şurada. Bunlardan bir tanesi şuradaki clock prescaler'ı. Clock prescaler'ını ayarlamamız lazım. Clock config'e geldim. Clock config'e geldikten sonra bize ADC'nin clock'una bakalım. Burada APP'ye bağlı olduğunu söylemişti. Şuradan evet, asynchronous clock mod divide 2, 2'ye bölerek diyor başlayabilirsin. 4'e de bölebilirsin. Biraz hızını düşürdüğünüz zaman burada bazen gürültülerden de uzaklaşabiliyorsunuz. Çok yüksek hızlar, yüksek örnekleme sayıları gürültü oluşmasına sebep olabiliyor. Çözünürlük 12 bit, data line'ımızın sağ hizalı. Sıralayıcımız var, sequencer var. Sequencer at fully configurable. Sıralayıcımız tam konfigür edilebilir bir sıralayıcı mı, yoksa rastgele mi olacak? Scan conversion mod burada enable değil. Neden? Çünkü continuous conversion modu enable yaparsanız, pardon, discontinuous olması lazım. Evet, biz continuous modu enable yaptık. DMA continuous request'i, şu anda DMA'yı kullanmıyoruz. End of conversion selection. Burada her bir tek bir çevrimin sonunda diyor olay tetiklesin. Biz de sıralı çevrim sonrasında gerçekleşsin. Biz şu anda single conversion yapacağız. O yüzden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Oversampling kodumuz şuradan açabiliriz. Buradan çevrim süreleri 1.5, 3.5, 39.5 gibi gidiyor. Yani buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela 12.5 örnekleme zamanı 1. Yine ikincisini de aynı belirleyebiliriz. Kaç tane dönüşüm gerçekleştirecek? Biz şu anda bir tane kanal seçtik. A0'ı seçtik. Bu birden fazla seçmiş olsaydık şurada alt tarafta işlemler çıkacaktı. Kanal işlemleri çıkacaktı. Analog watchdog'ları kullanabiliriz. Ancak analog watchdog'ları şu an için ihtiyacımız yok. O yüzden şurayı 2 yaparsam şayet, mesela şöyle burayı 2 yaptım. Bakın şu kısımda rank'ta 2 tane geldi. 2 tane rank geldi. Ben bir tane seçiyorum. Rank'ta hangi kanalı diyor çevireceksiniz? Ben pardon, burada iki tane çevrim yapacağız. Number of conversion 2. Evet, şimdi oldu. Bir tanesinde channel 0'ı çevireceğim. Diğerinde temperature sensörü çevireceğim. Birinden 0 alacağım. Diğerinden ise voltaj alacağım. Burada tabii bir hata meydana geldi. Dedi ki continuous mode. Tabi discontinuous mod enable olmayacak. Biz burada continuous mod enable olacak.
Evet, burada Continuous Conversion Mode disable oldu. Normalde evet, burada neyse şöyle yapalım. Bir tane bir çevirelim şimdi. Rank tek yapalım. Evet, buradan şeye basıyoruz. Otomatik olarak kod oluşturmasını söylüyoruz. Bakalım neler, nasıl bir şey oluşturacak. Ona bir bakalım. Bu arada bir jumper kablo var mı? Şunları kullanabiliriz değil mi? Bir duralım bir. Burada ucumuzu A0'a bağladık. Potansiyometremizin orta ucunu. Beslemesini artı 3.3 volta bağladık ve genedesini bağladık. Şimdi gelelim yazılım tarafına. Yazılım tarafında neler oluştu? Yazılım tarafında arkadaşlar source'a bakacak olursak bir kere şöyle evet, buradan mains içerisinden evet ADC1 init gerçekleşti. ADC1 init şu konfigürasyonları yaptı. Bir instance oluşturdu. Bu instance da sconfig instance'ı birazdan oluşturacak. Bir ADC hol ADC instance oluşturdu. Sonra instance'ın içerisinde clock prescaler, ADC clock prescaler, division 4, resolution 12 bit, data align write, ADC scan disable, scan tarama, ADC end of conversion, sequential conversion, lower auto weight disable, lower power auto power off disable, continuous conversion mode enable, number of conversion 1, External Trigger, ADC Software Start gibi işlemleri de burada yaptı ve daha sonra önce ADC'nin genel yapılandırmasını sonra ADC'nin kanal yapılandırmasını yaptı. Genel yapılandırmasıyla kanal yapılandırması arasında farklılıklar var. Genel yapılandırma ADC'nin bütünüyle olan yani ana gövdesiyle olan ilgili yapılandırma. Kanal ise kendisine ait olan GPIO portları üzerinden yapılan bir yapılandırmadır. Bunun için de ADC Channel 0'dan rank olarak bir tane olduğunu ve örnekleme zamanı olarak ADC örnekleme zamanı Common 1 olarak kaydettiğini görüyoruz. İşte tam burada bunu yaptıktan sonra Config Channel'la birlikte de işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi buraya kadar işlemimiz tamam. Bunu bir değerleyelim. Değerledikten sonra ADC'de nasıl veri okuruz? Ona bakalım. Bir ADC'de nasıl veri okuruz? Ona bakalım. Umarım burada bunu ilk defa yapıyoruz. Umarım burada bir hata yapmamışızdır. Geldik buraya. Şimdi ADC'mizin kütüphanesine gidip bakmamız lazım. Bunu nasıl bakacağız? Hold driver'ın içerisine giriyoruz. Hold driver'ın içerisinden include'ın içerisinden ADC hash. ADC hash'a bakıyoruz. ADC hash bizim ADC fonksiyonlarımızla ilgili bilgi veriyor.
Şimdi burada fonksiyonlar var. Şurada çok uzun bir başlık dosyası. Şöyle bakacak olursak 1700 satırdan oluşan bir başlık dosyası. Tabii bunun içerisinde tek tek gezemeyiz. Ne aradığımızı bilmemiz lazım. Ne aradığımızı şuradan bakıyoruz. Buradan baktığımızda şöyle diyoruz ki ADC ile ilgili neler var? Fonksiyon olarak kullanabiliriz. Burada bir kere diyor ki zaten ADC init, deinit, MSP init, MSP deinit diye bir şey var. Bunlardan biraz bahsederim bu fonksiyonlardan. Bu fonksiyonlar nerede? Şimdi dikkat ettiyseniz ana dosya içerisinde ADC ile ilgili sadece ADC'nin ana yapılandırmasıyla kanal yapılandırması var. ADC'ye ait olan pin ile ilgili bir yapılandırma var mı? Yok. Nerede peki? Bakın nereye atıyor? ADC hall MSP içerisine atıyor. Ne demek bu? Microcontroller specific peripheral. Microcontroller specific peripheral demek bu. Microcontroller specific peripheral. Yani bu mikro denetleyiciye özel bir çevre birimi konfigürasyonu demek. Çevre birimi konfigürasyonu. Bunun içerisinde ne var? Buna baktığımız zaman ADC'nin burada hall MSP init var zaten. ADC MSP init var. Yani ADC microcontroller specific initialization. Burada clock yapılandırmasını burada yapmıştık. Dikkat ediyseniz. ADC hall ADC MSP init. Sonra ADC clock enable, GPIO A enable, sonra GPIO moduna bakın. Bu GPIO modu ne? Analog artık. Analog seçilmiş burada. Yani burada GPIO A, GPIO mod analog olarak 0. pin seçilmiş ve GPIO init işlemi gerçekleştirilmiş. Ama önce ADC enable, GPIO clock enable, ADC'ye ait olan GPIO'nun yapılandırılması. Ancak bundan hemen önce olan bir şey var. O da şu. Diyor ki instance 1 ise 2 tane ADC olabilir, 3 tane ADC olabilir. Fark etmez. Bunları siz burada belirliyorsunuz. Instance diyor ADC 1 ise diyor o zaman peripheral clock init nokta peripheral clock selection eşittir. RCC peripheral clock ADC'yi seçin diyor. Peripheral clock init ADC clock selection. Yine RCC ADC clock source selection. Ve burada peripheral clock konfigürasyonun gerçekleştirmesi. Bunun olması lazım. Çünkü bu bize ADC'nin clock yapılandırmasını söylüyor. ADC ile ilgili clock yapılandırmasını söylüyor. Şimdi burada dikkat ettiyseniz STM32 bütün yapılandırmayı kendisi yapıyor. Yani size bir şey söylemeden arka planda bir şeyler yapıyor. Ve ne yaptığını da bilmiyoruz. O açıdan bunu bizim manuel olarak bir daha yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu yaptık. Buradaki yapılandırmaları gördük. Birazdan kendimiz bunu yapacağız. Tekrar elle yazacağız bunların hepsini. Sonra mains içerisine geldik. Bir de ADC'nin şuradaki ADC'nin şimdi bakmamız lazım. Bu muydu? Evet şurası. Bakıyoruz. Şimdi burada bize şu fonksiyonların kullanıldığını görüyoruz. ADC init, ADC deinit, ADC MSP init, ADC MSP deinit. Bunları gördük şu fonksiyonları. Register callback bunları şu anda görmedik. Bunlar zaten şu anda gri olduğu için desteklemiyor anlamına geliyor. Ne yapacağız? ADC'yi start edeceğiz. ADC poll for conversion, ADC poll for event. Ve ADC stop var burada dikkat ederseniz. Yani ADC'ye başlatacağız. ADC poll for conversion diyeceğiz. Sonra ADC'den veriyi aldıktan sonra içimiz bitince de ADC'yi stop yapıp ADC'yi durduracağız. Kullanacak olduğumuz işlem ADC'nin başlatılma işlemidir. Fonksiyonumuz da bu fonksiyon. Ne yapıyorum? Şuradan geldim. ADC start içerisine geldim. ADC start fonksiyonunu buradan aldım. Ana fonksiyona gittim. Ana fonksiyon neresi? Şurası. Ana fonksiyonumuzun içerisinde şuradan user code begin 2 diyor ya buraya
Şurada ADC'yi zaten HADC diye bir tanımlamıştı. ADC Handle Type Definition diye tanımlamıştı. ADC Handle Type Definition'ı şuradan buraya yazıyorum. Ama ne olarak? Pointer olduğu için pointer olarak belirtiyorum. Yani bu ADC'yi diyorum, benim seçmiş olduğum ADC1'i çalıştır. Sonra ADC1'i çalıştırdıktan sonra ADC Poll for Conversion, yani bir dönüşüm işlemini gerçekleştir diyorum. Bir dönüşüm işlemini gerçekleştir diyorum ADC'ye. Onu da şuradan alıyorum. Bakın ADC'yi birazdan diğerlerinde göreceğiz. ADC Poll for Conversion dedim. ADC Poll for Conversion'da evet neler varmış? Bu üst tarafta açıklama var. Bu açıklamalar oldukça önemli. O açıklamaları gözden kaçırmamamız lazım. Çok ince trikler bize veriyor. Bunu şuradan aldım. Dedim ki ADC'yi önce bir oku. Şuradan al. Poll ADC Poll for Conversion EADC1 Sonra bir timeout değeri ver diyor. Buraya aslında 1000 milisaniye diyelim. Yani dönüşüm için bu çok uzun bir süre de 100 milisaniye verebiliriz. Şimdi burada bir poll conversion yaptı. Peki poll conversion ne demek? Poll conversion arkadaşlar yine onu da buradan okuyoruz. Poll conversion demek arkadaşlar wait for regular group conversion to be completed. Düzenli bir şekilde grup dönüşümünün tamamlamasını bekler diyor. Yani dönüşümün tamamlamasını bekler. Not demiş ADC conversion flux end of sequence, yani sıralı dönüşüm sonrası and end of conversion are cleared by this function. Diyor ki bu iki tane bayrak var diyor. Bu iki bayrak ADC'nin sıralı dönüşümü ve ADC'nin tamamının dönüşümü diyor. Gerçekleştikten sonra diyor bu fonksiyon bunu temizler. With an exception, bir olay exception'la. If low power feature, low power auto wait is enabled. Eğer auto power modu etkinleştirilirse flags are not cleared. Bu bayraklar temizlenmez. Not to interfere with this feature until data register is read using function ADC hold get value. Low power modunu kullanırsan diyor ADC get value değerini diyor okuyuncaya kadar diyor bu silinmez. This function cannot be used in a particular setup. Özel durumlarda diyor bu fonksiyon kullanılmaz. ADC configuring DMA mode and polling for each conversion. Eğer diyor ADC DMA modunda kullanacaksan diyor bunu kullanamazsın diyor. Böyle bir kısıtımız var. Peki ne yapıyor? Bu bir status type definition veriyor. Yani bir status type definition veriyor. Yani geriye bir holokey döndürmesi lazım. Ona da biraz da bakacağız. Bir sonraki fonksiyonum diyor ki madem diyor bunu yapıyorsun ondan sonra diyor ADC get value fonksiyonunu kullanacaksın diyor bununla birlikte. Bakın şurada ADC get value fonksiyonu var. Bakın start var, stop var, poll for conversion diyeceğiz. ADC start'ı verdik. ADC get value diyeceğiz. Artık o değeri sürekli olarak alacağız. Şimdi bunu alalım. ADC get value diyelim. Nerede ADC? Göremiyorum ya. Şuradaymış artık. Evet. Bu Win32'ymiş. Win32'lik bir değişken tanımlayacağız ve bu değişkenin üzerine bunu gireceğiz. Değişkenimiz şurada. Evet. ADC değeri dedik. Bir tane değerimiz var. ADC değerimiz arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz. Eşittir. Nereden çevirecek bunu? Evet. ADC işlemini bize dönüşüp döndürüp verecek arkadaşlar. Bir değerleyelim. Nasıl bir işlem olacak? Bir hatamız var mı? Hatamız yok. Şu
Şuradan bir debug yapmak istiyorum. Debug'ı görelim. Daha sonra bununla birlikte bir LED ADC'ye bağlı olarak LED'i açıp kapatalım. Ancak önce okuyup doğru okuyup okuyamadığımıza bakalım diyor. Evet, şuradan Live Expressions'lar diyoruz. Şuradan Live Expression. Expression içerisinde ADC değerini alıyorum buradan. Ve başlatıyorum. Durduruyorum. Evet, burada bir hold delay takıldığını görüyoruz. Burada bir hatamız var. Bir restart çekelim. Evet, ADC init yaptık. ADC start dedik. ADC poll for conversion, ADC değeri. Bakın ADC değeri 4095 olarak geldi. Şöyle çevirdim. Şuraya bir durma işareti koydum. Tekrar sürdüm. ADC değeri 4095 geldi. Burada bir hatamız var sanırım. Maksimum geliyor çünkü sürekli. Evet, 1586, 1583, şöyle çevirdim, 1588, şöyle koşturursak ne gelecek bize, gerçek zaman okuyabilecek miyiz, niye bunu okuyamıyoruz ya, Allah Allah. Evet, şuradan expression'larda evet 80 değerim geldi. Sağa doğru çeviriyorum. Evet, tekrar şöyle arttırıyorum. 1643 en sona getirdim. Evet, 3455 değerini, 4095 değerini aldı. Şimdi tabi burada neden sadece diğerini evet bir de deneyelim ADC değerini evet buradan şöyle evet 2143 şey, şu şey sağ üst köşede görüyor musunuz? Çeviriyorum şimdi. 81. Çeviriyorum şimdi. Bakın. Değerin arttığını görüyor. 4095.
Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sağ üst köşede. Yani şuraya odaklanın. Şurada value değerin içerisinde, burada live expression'ın içerisinde görüyoruz. En sağa çektiğim 80, 81, 85. Minimum bu arada. Burada bir sızıntı gerilimiz var, önemli değil. En sona getiriyorum. 4095. ADC'yi conversion modda, poll for conversion modunda okumuş olduk. İlerleyen zamanda bunu tabii kesme modunda okuma, DMA'yı göreceğiz, DMA modunda okuma, iki tane ADC'yi sıralı bir şekilde okuma, bunları da sıralı bir şekilde göreceğiz. Şu anda tek bir kanalı okuyoruz arkadaşlar. Evet, otomatik ADC yapılandırmamız böyle. Bunu bir yapmanızı istiyorum. Bunu yaptıktan sonra aynı sonuçları elde etmenizi isterim. Aynı sonuçları elde ettikten sonra zaten önemli bir şey elde etmiş olacaksınız. Ondan sonra manuel yapılandırmaya bakacağız. Manuel yapılandırmaya bakacağız.